Emekli maaşının minimum ücreti 5,5'tan 7,5'a çıkarıldı. İkramiyelerde 1000'den 2'ye çıkarıldı. Seçim öncesi bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz abi? Bence rüşvet veriyor işte. Nasıl yani? Tekrar abi kazanabilmek için ne geliyorsa yapıyor. Samimi gelmiyor mu size? Hiç de değil. Yani bunca gün niye vermedi de şimdi? Zaten bir öncekinde yine yükseltmişti. Boş ne yapsa mesela gidecek. Muhalefet hep şey diyordu. En düşük emekli maaşı asgari ücrette 1 olsun diyordu mesela. Doğrudur. Hep reddediliyordu bu. Şimdi biraz yakınlaştı. İşte diyorum ya. Seçimden dolayı yakınlaştı. Ne dedin abi? Seçime yatırım abi. Bunlar seçime yatırım. 5,5'tan 7,5 oldu şimdi en düşük emekli maaşı. Ya ne olacak? 7,5 olsa ne olur? 10 lira olsa ne olur? Yetiyor mu sanıyorsun? Hadi benim evim var. Evi olmayanlar ne olacak? 5 lira kira. Seçim öncesi bu hamleyi nasıl değerlendiriyorsun? Bir yatırım amacı. İşte acaba... Mesela senin kararına bir etkisi olur mu? Olmaz. Ben hayatta olmaz. Ben bir karar verdim bitti olur. Ne yapacaksın? Ben CHP'liyim kardeşim. Ne düşünüyorsunuz? Seçim öncesi bu hamle hakkında. Daha ne olacak? Boyuna veriyor devlet işte. Bir 3500'den 5500 oldu. 5500'den 7500 oldu. Allah bereket versin. Daha ne olacak? Namkör mü gelelim yani? Abi memnun mu? Bir 7500 olmasından memnun musun sen? Memnunmuş abi. Ben memnun değilim. Sen memnun olmayabilirsin. Ben 9000 prim ödemişim. Asgari ücretle aynı kişi şeyini alıyorum ben de. Aynı oldu bizim fiyatlar. Benim de 8000 emekli maaşım. EYT'liyim ben. 3600'e ödeyenle benim aramda fark olması gerekmiyor mu? Ben 8000-9000 prim ödemiş. Adam 3600 ödemiş. Aynı parayı alıyoruz. Adalet mi bu? Sen de anlıyorsun. Kanunu çıkarırken yanlış çıkarıyorlar kanunu. Seçim öncesi bu hamleyi nasıl görüyorsun? Samimi mi sizce? Samimi değil. Tabii ki samimi değil. Şimdi orana göre yapmışlardır kardeşim. Bakmıştır tamam mı? 5500 kaç kişi var Türkiye Cumhuriyeti'nde? Çok. Muhtemelen yani. Çoktur. Yaptığına göre çoktur. Ne yaptı bunları? 7500'e çıkardı. Biz 7600 lira maaş alan adam ne olacak? 5,5'tan 7,5 oldu en düşük asgari ücret. Evet. Nasıl görüyorsun seçimden önce yapılan bu hamle? Ben iyi görmüyorum. Neden? Benim maaşım düştü. Bitti yani benim maaşım. Öldü. Ben bir emekli maaşından geçinen kişiyim yani. Olur mu böyle şey ya? Seçim şeyi bir oyun yani bu bence. Bana kalan oyun yani. Ben şimdi bu partiye vereceksem ben kızdım vermeyeceğim oyun mesela diyelim. Ne olacak bu? Benim gibi düşünen kaç kişi yani? Çok. Evet. Bu sebepten dolayı mesela Erdoğan'a oy verir misin? Verme. Bana kalsa verme. Bana kalsa diye bir şey yok. Ya vereceksin ya vermeyeceksin. Vereceğim. O kadar basit Bitti yani. Siz vereceksiniz mi abi? Yok vermeyeceğim. Neden? Neden? Halkın durumunu görüyorsun zaten. Neden vereyim ki? Ben 7,5 alıyordum. Ben 7,5'ta kaldım şu an. Mesela sana soralım. Bu tam senin için uygun bir soru abi. Kaçtı senin? Benim zaten 7,5'tu şu anda. Şimdi yine 7,5. Yine 7,5 oldu. Yani bana ne oldu? Fazla maaş alıyorken en düşük oldu. 9500 günden emekli oldum ben. Şimdi hiç ödemeden 7500 alanlar var. Onlar nasıl olacak? Ben de 7,5 alıyorum. Ama elden ödeyen de o da 7,5 alıyor. Peki şey nasıl? Nerede kaldı yani, bu? Bunu samimi görüyor musun? Bunu samimi görüyorum derken şimdi devlet bir şeyler düşünmüştür. Yani ama düşünmüştür derken şöyle. Şimdi alt kesim diyor. Neden diyor ya? Ya seçim önceden niye yapmadınız diyor madem böyle bir şey vardı. Tamam bunu seçim öncesi tabii ki yapacak. Yani bir şeyler alabilmek için. Ama bu sefer ötekileri küstürdü. Beni küstürdü şu anda. Ben 7,5 alırken ben 7,5'ta kaldım. Adam. Seni küstürsen ne olacak? Aldığın satan 7 gayma para, 7 bin lan parayı nereye gidecek? Küssen ne olacak sen? Küsmüyor ki sen. Zaten yetmez mi diyor? Yetmez tabii. Sen nereden bahsedeceksin? Ah kağıdım olaydı da göstereydim sana fişanlıyor mu? 5 parça şey aldım, 1 milyar 370 milyon tuttu dün. Sofraya koyacak bir şey de yok. Önüme koyup anlıyor mu? Çatala takıp duracak bir şey de yok. Böyle bir saçmalık olmaz bu dünyada. Bu ülke böyle gelmedi. Yok, bir dakika. Yok, gıda yok bu ülke abi. Böyle gelmedi. Bu ülke dırnaklarını uçlarla, anlıyor musun? Dırnaklarını çıkararaktan bu ülke öyle geldi. Bu ülke car yürütecek bir ülke değil. Anlıyor musun? Tarım kalkmış. Sen tarımı ne kaldırıyorsunuz ya? Bu ülkede tarım neye kalkıyor kardeşim? Üretim olmayınca, şu olmayınca sen üstüne bir şey giyebilir mi? Giyemezsin değil mi? Aynı hesap. Üretim kalkmayacak. Ben fasulyemi yapacağım. Tarlamda. Fasulyemi yapacağım. Buğdayımı ekeceğim. Arpamı ekeceğim. Yulafımı ekeceğim. Mısırımı ekeceğim. Çoluğuma çocuğumun karnını doyuracağım. Tornada bir zemin hazırlayacağım. Fazlası da gelen olsa bir vatandaşa bir şeylik vereceğim. Böyle bir sistem yok.
Geçmişte destekledin mi hükümeti? İlk evi daha 3 defa da oy verdim. Pişman mısın? Pişmanım. Pişmanım. 3 defa da oy verdim. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi bakacağım karara, anlarım kim demokrasi üzerinde halkı kurtaracak şekilde tarzlarda bulunursa, anlayayım mı, tarzlarda bulunursa oraya vereceğim. Bir yıl çalıştım yer altında. Sen 20 yıl... 20 yıl yer altında madenci çalıştım. Madenci miydin ama? Anlıyor musun? Evet. 2 milyon 200 küsüründen maaşa bağlandım. Yetiyordu, artıyordu, 20 yıldızına bakıyordum. Anlıyor musun? 20 çuvalda un koyuyordum. Tamam. Şöyle düşün. Şimdi, ama şimdi... Gübre, şimdi o para... Gübrenin çuvalı kaç para oldu? Gübreyi alamıyorum. Gübreye 500, 600, 700... 650 lira. Kandırıldığını düşünüyor musun? He? Kandırıldığını evet, düşünüyor musun? Evet. Düşünüyorum. Ben şahsıma düşünüyorum. Eleştirirken eleştiriyi doğru yapalım. Evin var mı? Var. Bir ev kirası kaç para şimdi? Adam 7500 oluyor. Nasıl verecek ev kirasını? Bir dakika. Emekli olana kadar o adam ev edinemezse o becerememişti o. Ya onun sorunu diyorsun ya. Evet. Abi yapamamıştır adam ya. Yapamam. Niye yapamam? Adam 3 tane çocuk var okutmuş. Hadi bu adam yapamadı. Ya. Şimdi genç biri. Şu an yaşıyorum ben. Ben askeri ücretle çalıştım. Benim 2 tane evim var. Tamam. Ama yeri geldi. Yeri geldi ben pazardan. Geri geldi ben pazardan. İkinci el topladım yerim. Beni bir dinler herkes misin? Herkes hesabını bilecek. Şu anda askeri ücretli biri. Şu 100 bin lira adam mat var. Alo, soru soruyorum. 500 milyon adam mat var. Ya abi tamam adam 7,5 alırken 3,5 alan adamı düşünmüyormuş. Şimdi 7,5 olmuş. Tamam aynı olmuş. Daha iyi olmuş işte. İyi değil mi abi? Adam 3,5'tan 7,5'a. 7,5 o da almıyormuş. Al... Diyor, hak etmiyorsunuz diyor onları bazen. Niye hak etmesin abi? Olur mu ya? Şimdi şöyle, fazla olan ödeyen insanlar var. Mesela sen fazla para veriyorsun daha yüksek maaş almak için. Şu an en düşükle aynı oluyor. O yüzden rahatsız vatandaş. 10 günden yeni 10 daha. 10 bin günde emekli oldun. 9 bin küsür 9,5 lira maaş bağlandı. Şu an. He. E tamam. Bu adam 7,5 milyar oldu. Allah versin 10 yapsın. Doğru. Ama benim ne suçum var? 9 sene geçti bana EYT'den. Fazla. E bir de bu maaştan şimdi benim ne suçum var burada? Sen seçim yatırımı yapacağım diye bir tarafı düzeltirken bir tarafı niye bozuyorsun yani? Ama aynı verdiğin zam mı? Ne verdin fark? 2 milyar mı fark verdin? 2 milyar bunlara da versen kimse problem etmez zaten. Neden seçimde fikrini yani? Değiştirir mi bu an? Kesinlikle değiştirmez. Kesinlikle değiştirmez. Değişir mi peki bazen? Olur, olur yani. Niye olmayacak yani? Herkese Allah hakkı, herkesin saygı duymak lazım görüşüne. En düşük emekli maaşına 5,5'tan 7,5'a çekildi. Ve ikramiyelere 1000 lira geldi. Ne düşünüyorsun? Seçim öncesi bu hamle. 6570 lira emekli maaşı. 7,5 oldu. Ben buna hiç sevinmiyorum. Neden seviniyorum? Yani ben Tofaş'ta şu anda çalışmış olsam 20 bin lira maaşım olacaktı. Buradan emekli olup da bu kadar parayla geçinmek, eğer ek iş yapmasam iş olmazdı şimdi yani. Kesin yani 7,5 yeter mi sence? Mesela? Hiç imkan yok yani. Yeter mi diye bir şey. Yani şimdi ama alternatif şimdi siyasete döndüreceksen siyaset olarak ben parti falan gütmüyorum ama oy kullanmıyor musun? Oy kullanmıyorum. Partici değilim ama şu anda bu hükümet de demiyorum artık buna yani. AK Parti'nin Tayyip'in bir şeyi var. Yani bitsin artık diyorum. Ben bana değişmesi mi gerekiyor sence? Gerek diyorum yani bilmiyorum ama siz kimi destekleyeceksiniz? Onda kararsızdım. Böyle yüzüm var. Oğlu şimdi 30 tane şirket kurmuş. 30 tane şirket. Nerede getirdi? Benim yüzüm var. O Amerika'da o göklerle nerede çıktı? Nerede çıktı? Sorum sorayım abi. Bizim şeker fabrikası, Türkiye'nin şeker fabrikası sattı, nereye getirdi? Ne oldu? Millet şimdi toz şekeri Amerika'da oluyor. Niye? Hayvan kattı, ete kilosu 150 milyon çıkarttı. Niye? Niye? Dışarıda ithal ediyor, dışarıda ona para yediriyor. Ya nereden alıyorsun o şekerini dışarıdan bilip bilmeden konuşuyorsun ya? Sen toz şekeri. Özel çalıştırıyor şekeri. Ya. Devletten özelleştirdi. Bizim halkımızın gerçekleri görmesini artık istiyorum. Gerçekten kime oy vereceğini sebze fiyatına bakarsan çıkınca seçeceğin kişi hayır çıkar tabii ki de. Yani ona göre. Emekli maaşına zam geldi. Haberin var mı bilmiyorum. En düşük emekli maaşı 5,5'tan 7,5'a çıkarıldı. Bir de ikramiyelere 1000 lira zam geldi. Ne düşünüyorsunuz seçim öncesi yapılan bu hamle hakkında? Mimli, tıkandırma başka bir şey değil. Samimi gelmiyor mu? Hiç gelmiyor. Neden? Gelmiyor. Çünkü şimdiye kadar yaptıkları belli. Ne yaptılar? Soruyorum ben size. Sen sor. Ya geçim şartları bir kere zor. 1000 lira da 2000 lira da verse, 3000 lira da verse gene olmaz bu Türkiye'de. Bunun gitmesi lazım. Başka bir şey değmeyeceğim. Değişmesi mi gerek? Evet, değişmesi. Kim gelsin? Ya bu işin de kim gelirse gelsin. Sizin maaşınız kaçtı? 5500. 7,5 oldu şimdi. 7,5 oldu. Net oldu mu yani? Evet oldu yani. Alacağız mı bu ay? Cumhurbaşkanı öyle açıkladı. Önümüzdeki ay muhtemelen 7,5 olarak alırsınız. Tabii meclisten geçmesi durumu da var ayrı bir konu da.
Vallahi işte iyi olmuş be kardeşim, ne olsun daha yani. Allah razı olsun diyelim, ne diyelim adama yani. Ya mesela bu hamle seçimlerde sizin kararınızı etki eder mi abi? Eder. Muhtemelen eder, çünkü şimdi EYT girdi, bilmem nesi girdi, osu girdi, busu girdi, mutlaka edecektir tabii yani. Ha seçimler nasıl geçer onu tam kestiremeyiz ama büyük bir ihtimalle kaybedecek de, öyle bir şey de var. Siz kimi destekliyorsunuz mesela? Ben MHP'ciyim, ben şimdi direkt şeye vereceğim tabii, AK Parti'ye vereceğim. Erdoğan'a vereceksin. Tabii koyu MHP'ciyim, ben şimdi kalkıp başka bir yere vermem, ne olursa olsun yani.